Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed ve bugün size nasıl ünlü olabileceğinizi ve ünlü olabilmenin püf noktalarını size göstereceğim arkadaşlar. Ve evet, tel takladım, şöyle alta da taktıracağım, alta da taktırmadan sonra alta da taktıracağım. Neyse, bu konumuz bu değil, sadece göstermek istedim şimdi girmişken videoya. Ünlü olabilmenin en önemli kriterlerinden, ünlü olabilmenin en önemli kriterlerinden biri arkadaşlar Facebook'ta takipçi sayısı, arkadaş sayısı ve beğeni sayılarınızın fazla olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer zaten bunların hepsi yüksekse, ama cidden yüksekse, zaten kendi çapınızda ünlü olarak sayılırsınız zaten. Sonuçta bayağı bir yüksek sayınız var tabii ki. Ama sorun şu ki bazılarınız bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Ben de size bu videoda bunların püf noktalarını, en önemli noktalarını size göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak Facebook'ta birisinin ismi, atıyorum Berk adı olmayan gillerden tarzı bir şey yapıyorsa, demek ki bir bildiği vardır ve sizin de isminizi öyle yapmanız gerekiyor. İkincisi, gıcık, şerefsiz ve çok küfür eden biri olmanız gerekiyor. Çünkü bunun gibi şeyler yaparsanız, yani örnek veriyorum şimdi. Hey sen, ben mi? Evet lan sen bana niye tip bakıyorsun? Seni ben mi? Tüm ünlü arkadaşlarıma söylerim. Seni adam ol bak oğlum, sen kimsin, bana atar yapıyorsun, sen bana niye tip bakıyorsun lan? Ben hayatımda ne yapıyorum abi? Hayatımı mahvediyorum galiba. Neyse, işte bunun gibi şeyler söylerseniz zaten insanlar sizin ünlü olduğunuzu anlar ve size taparlar. Sizle fotoğraf çekilmek isterler falan filan, bu tarz şeyler olur. Ancak bunun bir kötü ihtimali daha var arkadaşlar. Ki o ikinci ihtimal çok yüksek bir ihtimal arkadaşlar. %99,9999,9988,000 bir ihtimal var arkadaşlar. Ağzınıza sıçılır ve çok pis dayak yersiniz. O yüzden pek tavsiye etmiyorum. Eğer sosyal medyada başarılı olmak istiyorsanız, yapabileceğiniz bir şey daha var arkadaşlar. O da dilenmek. Yani dilenmek dediğim arkadaşlar para değil. İhtiyacınız olan şey like, yorum ve paylaşım. Tek ihtiyacınız olan şey bunu. Çünkü örnek veriyorum, internette fotoğrafı daha güzel olan değil, beğenisi daha yüksek olan kişiye her zaman daha fazla ilgi çeker. Çünkü beğenisi daha fazla yüksek. Yani bu kim? Böyle düşünüyorlar, sen kimsin de bu kadar beğeni alıyorsun falan. Böyle şaşırıp bakarlar ve o daha fazla ilgi çeker. Ve tabi unutmamanız gereken bir şey daha var. Hatta en önemli kriterlerden biri daha olabilir bu. Her kriter çok önemli iş. Vay anasını be. Diğer ünlülerle iyi geçinmeniz lazım. Hatta o kadar çok iyi geçinmeniz lazım ki onların abonelerini, takipçilerini, beğenilerini almanız lazım. Onlarla ne yapıp ne edip onlarla güzel bir şeyler yapmanız lazım ki onların takipçilerini alın ki böylelikle siz daha fazla ünlü olsunuz. Yani bu konu en dikkat etmeniz gereken bir konu olabilir. Çünkü kavga ettiğiniz biri bir süre sonra dünya yıldızı olursa bok yersiniz var ya. Uf, uf. Oğlum bir düşündüm de. Dikkat edin lan. Harbi dikkat edin. Bok yersiniz abi. Bok. Uf. Ve son olarak arkadaşlar yapmanız gereken, ne diyeyim yani, bunu yaparsanız %90 istatistikleriniz artar. Yani bu şunu söyleyebilirim size: kız arkadaşı olmanız lazım. Kız arkadaşına ihtiyacınız var arkadaşlar. Kız arkadaşınız varsa ve onunla bir video çektiğinizi diyorum, örnek veriyorum, ve ismini ne bileyim, kız arkadaşımı ıslattım, ne orada bir şey yaparsanız mesela, izlemeye gelenlerin çoğu, hatta size %90'a bile diyebilirim, kız arkadaşınızın ıslandığını görmek ister. Onu görmek için gelir videoya, onu izlerler, çıkarlar, belki videolarınızı beğenirler ve size abone olurlar ve sizi takip ederler ve size beğeni atarlar. Ve ünlü olursunuz ve para yaparsınız böyle. Paralarla böyle banyo yaparsınız böyle. Kıçınızı silersiniz paralarla, yani onu diyorum size sadece. Ya arkadaşlar, bunları uygularsanız ünlü olabileceğinizi düşünüyorum. Bir süredir bu kanalda pek aktif değildim arkadaşlar. Bu nedenle fazla video fikirleri gelmiyordu aklıma. Ben de böyle bir şeyle devam etmeyi düşündüm. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz bu kanalda. Aklınızda yapmamı istediğim bir tür videolar varsa arkadaşlar, yorumlarda bırakabilirsiniz yorumlarınızı. Ben de yorumlarınızı okuyarak beğendiğim fikir varsa aralarında o fikri bir sonraki videoda uygularım arkadaşlar. O yüzden siz yorumlarınızı bırakın, güzel bir fikriniz varsa tabii ki. Yani fikri aldığım yorumu da o yaptığım videoda o yorumu okuyarım falan, böyle videonun başında siz de ünlü olursunuz. Bak bu da taktik he. Uf, ne taktik verdim be. Yorum yazın beyler. Yorum yazmak da ünlü olabilirsiniz yorum yazarak da. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın diyecektim ben. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve aşağıdaki beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.